Referandum çalışmaları kapsamında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile birlikte Çorum'a gelen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Feyzioğlu ile birlikte ortak basın açıklaması düzenledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ihraç edilen Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu konuşmasında anayasanın Türkiye'nin geleceğini karartacak nitelikte olduğunu söyledi. Hazırlanan yeni anayasanın parlamenter demokratik sistemi ortadan kaldıracağını savunan Halaçoğlu, Türkiye 94 yıldır cumhuriyet olarak yönetiliyor. Bir anda tek bir kişinin yönetiminde bırakılacak bir anayasayı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu işi savunmak partiler üstü bir konudur. Türkiye'de terör devam ederken, Orta Doğu savaş halindeyken, ekonomik kriz yaşanırken, Türkiye olarak bunlarla meşgul olmamız gerekirken, Türkiye'nin gündeminde olmamasına rağmen anayasa değişikliğini konuşuyoruz dedi. Anayasa değişikliğinin Türkiye için son derece riskli bir nitelik taşıdığını dile getiren Halaçoğlu, biz neden hayır dediğimizi madde madde anlatırken, evet diyenler istikrar devam etsin demekten başka bir şey diyemiyor dedi. Ve anayasaya baktığımız zaman Türkiye'nin geleceğini maalesef karartacak bir niteliğe sahip olarak değerlendiriyoruz. Yani bunun için hayır derken rastgele işte şunlar evet dediği için hayır demiyoruz veya şunlar hayır dediği için hayır demiyoruz. Türkiye'nin geleceğini hangi ölçüde etkilediğine bakıyoruz. Maddelerin uygulama alanı bulduğu takdirde nelere mal olacağını değerlendiriyoruz. O çerçeve içerisinde hayır diyoruz. Aslında şöyle düşünün, bize bu ülkeyi bırakan insanlar, ecdadımız, bağımsızlığımızı sağlayanlar, bir olarak yaşamamızı sağlayan insanların bize bıraktıkları ülkeyi bizim de çocuklarımıza ve torunlarımıza, herkesin çocuklarına ve torunlarına aynı şekilde bağımsız biçimde aktarmamız gerekiyor. Bu bizim görevimiz. Sadece bunu bir bilim adamı sıfatıyla veya bir siyasete girmiş kişi olarak söylemiyorum. Bu her Türk vatandaşının hakkıdır ve yapması gereken görevidir.